Kıymetli müzik emekçisi arkadaşlarım. Öncelikle buluşmayı sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Çok evet. Sağ olun. Biz yaklaşık burada 25-30 kişi müzisyen arkadaşlarımız olarak size sormak istedikleri, hepimizin sormak istediği bir takım sorular vardı. Bunları belirledik. Beni de arkadaşlar bunları sorması için görevlendirdiler. Ben size soruları tek tek soracağım. Bu konuda bir takım sıkıntılarımız da var. Bunu da dile getireceğiz. Buyurun. Madde madde ben açıklayayım size. Birincisi, buradaki 30-35 kişi arkadaşım ve birçok kişinin de böyle düşündüğünü biliyorum. Bu şu anda alınan destek kararlarının, yani 15 ay sürecinin sonunda geç kalınmış olduğunu düşünüyoruz bizim açımızdan. Yani sonuçta bu müzisyenler bir kış geçirdi. Kış ayında faturaları, giderleri çok daha fazlaydı. Yani yaz gelecek, sezonumuz Temmuz ayında muhtemelen kısıtlamaların kalkmasıyla beraber açılacak zaten. Çok geç olduğunu düşünüyoruz. Birinci şeyimiz neden bu kadar geç kalındı? Birinci sorumuz bu. İkincisi, Kent Orkestrası adıyla anılan bir oluşum kuruldu bünyenizde, belediyenizde, evet. Sizin de malumunuz. Yaklaşık işte 2 yıla yaklaşıyor, 1,5 yılı geçti biraz. Bununla ilgili de sorusu var müzisyen arkadaşlarımın. Bu orkestra kurulurken üniversiteden akademisyen bir arkadaşımız bunun için görevlendirildi. Evet. Ve herhangi bir, hiçbir şekilde duyuru asılmadan, seçme eleme yöntemi yapılmadan, gizliden gizliye WhatsApp mesajlarıyla tamamen kişisel ilişkiler bünyesinde bu insanlar oraya toplandı. Ama şunu tenzih ederim, orada çalışan, görev alan arkadaşlarımız tabii ki kıymetli insanlar. Onlara diyecek bir sözümüz yok ama bu iş yapılırken başından itibaren yanlış yapıldı. Kimsenin haberi olmadı. Buradaki gördüğünüz siz biliyorsunuz, siz biliyorsunuz. Ama insanların bununla ilgili de sorusu var. Neden bu şekilde oldu? Neden bir duyuru asılıp seçmelere belki giremeyecektik? Tamam, başvuracaktık ama yeterli olmadığımız için elenecektik. İkincisi, buradan orkestraya girip de askere gidenler, farklı sebeplerden dolayı orkestradan ayrılanlar oldu. Gene de Afyon Konservatuvarı'ndan insanlar buraya gizli saklıdan alındı. Uşaklıkları gene herhangi bir şey söylemiyor. Ve 500 TL'nin, yani 500 TL lafı dolanıyordu ortada. Şimdi tam olarak bilmiyorum verilecek listeyi ama bunun kalıcı bir çözüm olmayacağını, aslında bu yapılan desteklerin kalıcı halde olmasını, sürekli ya devam eden bir şekilde ve çok geçmişten 15 aylık süreç boyunca yapılması gerektiğini söylüyor arkadaşlarımız. İkincisi, bununla ilgili de 2-3 ay önce İlker Aydın abimizin belediyeye bir şekilde ulaşmaya çalışıp bu işin prodüksiyon kısmını, müzisyenlere verilecek destek kısmındaki gerekli tüm teknik desteği ücretsiz olarak verelim, müzisyenlere bir destek olun denmesine rağmen herhangi bir muhatap bulamadığını, kapı duvar olduğunu söyledi. Onu da ben burada iletiyorum. Yani durum budur başkanım. Bizim sıkıntılarımız bunlar. Bunlarla ilgili bir, öncelikle Kent Orkestrası dolayısıyla bu diğer müzisyenlerden bir özür bekliyoruz. İkincisi, yani bunun nasıl olduğuna ilişkin sizden bir açıklama bekliyoruz.